shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte evet tek sezonda ikinci kez Fatih olduk, fazla bağırmayacağım çünkü saat şu an 3.30 abi. 3'e kadar bekledim Fatih olmayı, sonra dedim ki yatmadan gideyim Fatih oldum videosunu da çekeyim, yarın yayınlarım dedim. Şimdi bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki yayınlarda Fatih'e doğru kastık. Tecrübelerimiz oldu işte, yayında neler yaptım, ne kadar pustum, son dakikalarda kiraladık falan filan. Fatih oluşumu herkes gördü zaten, biliyorsunuz ki bir kere de işte Kadime ban yedim ben. Yayındaki ghostlar timing sayıldığı için ban yedim. Hatta işte bu hafta mı falan işte 5-6 gün oldu. Ersin Yekin de ban yedi. Hani ghostlar timing olarak sayıldığı için ona da bir hafta ban verdiler. Ben bir günle yırttım ama hani o mesela Avrupa sıralamasında olan biri olduğu için bayağı bir kötü bir durum bana şahsen hani. Ya bildiğin abi bütün kastınız emekler işte Ason falan as 20 puan olduğunuz bütün emekler boşa gidiyor. Ben de as 1 olmuştum işte Fatih 3 puan kala ban yemiştim ve 0'a dönmüştüm. Bronz 6'dan başlamıştık ve tekrardan Fatih'e kastık ve şu anda ise Fatih ligindeyiz. Sıralamam 500. Tam 500 bak abi. 501 olsa Fatih olamayacaktım var ya, bak şöyle saat 2.30 sıralama 492, diyorum ki geçerler mi geçmezler mi, maça girsem yetişmeyecek. Bekledim bekledim bekledim, tam saat 3.10 geçe sıralamam 500 ve Fatih oldum. Başarılı bir şekilde bu sezonda Fatih olmayı başardık. Yarın da yayında işte akşam 5 tane Fatih Ligi'nde maç atıp çerçeveye aldı. Siz de bu yayınlara gelmek isterseniz beklerim. Peki diyelim ki siz sezon 17'de Fatih'i kasmak istiyorsunuz, neler yapabilirsiniz sizlere? Gelin onu göstereyim. Ben her akşam saat 5'ten 7'ye kadar, yani en az 2 saat olması şartıyla, bazen 1.5 saat olabiliyor, akşamları kanalda zaten rank yayınları yapıyorum. Hani gelip orada canlı yayında neler yaptığımı da görebilirsiniz. Art kanalda bir ton pusu taktiği olsun, rank taktiği olsun, her taktik videoları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Ayrıyeten bu Fatih işi nasıl ilerliyor onu da sizlere göstereyim. Bu sezon tekte şöyle bir şey oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim, tekte can basmak işe yarıyor. Neden derseniz bakın istatistiklere geliyor abi, tamam mı, bak kariyer sonuçlarına gel, burada istatistiklere basıyorsun ve şurada diyor ki bak bak sol kısımda şu an benim tam altımda bak iyileşme diye bir şey var, tamam mı, 83.2. Tekli'de siz eğer ki can basarsanız size işe yarıyor. Fakat eşli ya da takımda rank basarsanız da destek yazıyor. Burada tek yapmanız gereken arkadaşınız bayıldığında kaldırmak. Yani mesela arkadaşınızı bayıp kaldırın, alan dışı işte ölsün falan filan. Bu taktik kullanabilirsiniz. Ama Tekli'de eğer can basarsanız puan alabilirsiniz. Hani bunu öyle bir şeyler yapmışlar. Ben de dedim bu bilgiyi yakalamışken sizlere sunayım. Yani tekte kit basmak sizlere ekstradan puan kazandıracak. Mesela Elmas Ligi'nde 10 puan alıyorsan kitler sayesinde 12 puan alabilirsin. Çok can kurtarıyor. Neden derseniz mesela 99 puanda kaldığınızda oyun inadına ya red zone patlatıyor kafanızda ya -50 yedirtiyor falan filan. Orada mesela puanı bir üst kademeye geçir, ölürsen -1 yersin. O yüzden çok avantajlı oluyor. Şimdi ben nerede oldum derseniz Fatih, yine 3. az tekli oldum. Geçen sezon da 3. az tekli olmuştum. Sezonun son zamanlar J7 Prime ile kasıyorum zaten, biliyorsunuz işte 15-20 FPS falan veriyor. Maç sonu kalabalık yerlerde 5 FPS falan rank gas ve çalışıyoruz. 270 KD ile 539 maçta Fatih oldum. Bir keresinde 150 maçta Fatih oldum. 150-200 arası, diğerine de işte 250-300 arası oldum. Çünkü biri bronz 6'dan başladı, biri platin 2'den başladı. 2 kere Fatih olduk. Neyse o kısmı geç abi, oraları boş ver. Şimdi sen Fatih'e kasmak istiyorsun, benden öneri istiyorsan ne yapabilirsin, gelelim o kısma. Şimdi açtık abi, buradan ev kısmına tıklıyoruz. Biliyorsunuz ki ben size bir şey demiştim, işte 100. sıradaki adama gel 150 puan çık. Fakat bu sezon öyle olmadı. Hani bak şu an mesela ben maça girsem 2 puan alsam en az 100 kişi geçeceğim. Çünkü hani herkes şey yapmış bu sezon, dibinde bırakmış abi. Ben bile bak dibinde Fatih oldum yani. İlk defa 500'de Fatih olduğumu gördüm. Şu anda bak 32-42 daha 74 puan kassam ben Avrupa sıralaması ilk 100'e gireceğim. Eğer ki yarın yayında -50 yemezsem bunu deneyebilirim. Yersem de yani yemem. Hatta video bile çekebilirim. -50 yersem video biter falan filan. Yani siz bunu 100 puan gibi düşünün abi. 100.
5. sıradaki adama gel, 100 puan çık, ilk 500'e 20 puanını bulabilirsin. Eskiden bu 150 idi, bu sezon hani sezon 6'da 100'e düşürülmüş. Sezon 17'de belki tekrardan 150 olabilir. Ha, bu dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten ben Fatih olduğumda işte sizlere bütün bilgileri de paylaşıyorum. Hayatta kısmına geldiğimde ise ilk 210'a girmişsin. Burada zaten sezon 12'de ben bir 67. sırada bitirdim. İlk 70'e falan girmiştim. Oradan sonra bir daha buraya girmedim. Fakat Tekli'de rank kısacaklar için şunu söyleyeyim. Tekli'de timing artı hile olmadan rank olmaz. Yani bunların önünden geçen bir yol var. Haberiniz olsun. PUBG Mobile bu ara kendini bayağı geliştirdi. Bildirdiğiniz adam tabii ki de banlanıyor ama hani o maçta yediğiniz X'ler gelmiyor şu anlık. Eskiden geliyordu, onu da kapatmışlar. Niye bilmiyorum. Hani onu da söyleyeyim sizlere. Tekli'de hile artı timing'i unutmayın. Zaten hile bütün her yerde var. Takımlı'da da var. BŞN'de de var. HD'de de var. Hilesiz maç yok. Tekli'de TM olanlar var. Eşli'ye gelirseniz bakın, hemen Eşli'ye bakalım. Eşli genelde ondan 2 puan, yani 2 yıldız fazla bitiyor. 4817 puan diyor. Yani bu da şu anda as 5 yıldızda bitiyor. Bir as 3'te, bir as 5'te. Öyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki sen takımlı kalacaksın. Takımlı ben hiçbir zaman önermiyorum. 3. as takımlı. Neden derseniz, hani bak şu 40 level olsun, işte 41 level olsun, 30 level olsun, sıralamadaki görmüş olduğunuz adamlar hile zaten. Bunu direkt hani görüyorsunuz. Bir de Arap bayrağı varsa hile abi, bitti olay. Mesela buraya geldiğinde 150 puan tamamen kolay bir şekilde hesaplayabilirsin. 5850 puan yaparsan Fatih olabiliyorsun. O da as 15, as 16 yıldız falan istiyor. Çok 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 fazla puan. Ya dersin ki ben BŞN teklik asayım, İşte 8 hafta yatayım, Fatih olayım. Kolay. Ya 8 hafta yatıp as olduğunda direkt burada Fatih'sin, bunu da unutma. Ama mesela benim arkadaşım vardı, 5'ine teklik asıp 3. as tekliğe dönen, diyor ki az puan veriyor ve sadece Angel bulduğu için dedi ben 3. as tekliğe geçeceğim. Hani hepsinin bir kolay ve zorluk yolu var. Eğer ki PUBG Mobile size fazla puan verirse bilin ki Fatih Ligi'nde fazla puan istiyor. Az verirse az puan istiyor. Bunun tamamen bu şekilde bir orantısı var. 3. as eşli önermiyorum. Mesela ben 5N eşli ya da 5N takımlı kasmanızı öneririm. Takımınız varsa takımlı, yoksa 5N eşli. Ben sezon 12'de takımlı kasarken mesela eşleşmeyi açıyordum. 4 kişiydik, tamam mı? İşte bakıyorum, tümünü açıyorum, işte diyorum var mı rakkasa, gelsin 2 kişi beraber takılalım. Yoksa tek yatıyordum falan, öyle geçirdiğim zamanda. Eğer ki bir arkadaşınız varsa, bak kesin ve net bir şekilde arkadaşınız varsa, arkadaşınız da Fatih olsun diyorsanız gelin burada kasın abi. Hani 5N eşli sizin işiniz de tamamen görecektir. Fatih puanı zaten nasıl hesaplandı sizlere söyledim. Hani bu şekilde Fatih'imize de kastık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hani elimden gelince zaten canlı yayında falan rank kasıyorum. Size neler yapıyorum gösteriyorum. Kaçırmamak isteyenler varsa yayınlara katılabilirler. Bu videoluk benden bu kadardı. Yarın da inşallah 3. Fatih çerçevemi de aldız. Diğer sezon bir eşli 3. as kasmayı planlıyorum ama tam kararsızım, bilemiyorum yani. Kasabilirim, kasmayabilirim ya da tekrardan 3. as tekli de kasabilirim artık. Kasarsak da, ne kasarsak yayında kastız. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.